Kanal Urfa Ana Haber'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret programında bulunmamasına rağmen Şanlıurfa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan burada İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili briefing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret programında bulunmamasına rağmen Şanlıurfa'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili briefing aldı. 12.30'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında öncelikli olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti. Komutanlardan harekat hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müşterek Harekat Merkezi sonrası sınırda incelemelerde bulundu. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili detaylı bilgiler alan Erdoğan, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Sağdan sağdan geri geliyor. Açıktan açıktan. Canlıdayız canlı. Ziyaret sonrası belediye önünde halkın içine karışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi seli karşısında ilerlemekte güçlük çekti. Halkın sorunlarını da dinleyen Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e bu konuda talimatlar verdi. Suriye'nin Tel Tamer kasabasında Suriye Milli Ordusu askerleriyle YPG ve PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi. Suriye Milli Ordusu ayrıca teröristleri taşıyan aracı da vurarak çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu'yla YPG PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada Suriye Milli Ordusu'yla YPG PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi. Öte yandan Suriye Milli Ordusu Tel Tamr'da teröristleri taşıyan aracı imha etti. Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu ile YPG PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu Tel Tamr kasabasında YPG PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tank savar füzesiyle vurarak imha ettiğini duyurdu. Saldırıda çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
Sayın seyirciler, ABD askerleri Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün ABD askerleri devriyedeyken görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının yer aldığı 3 zırhlı araçla YPG'li teröristlerin bulunduğu araçlar petrol kuyuları ve şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu. Tel Abyad Meclis Başkanı Vail Elhamdo, PKK ve YPG terör örgütünün Tel Abyad'da düzenlediği saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi. Meclis Başkanı Vail Elhamdo, Barış Pınarı harekatıyla terör örgütü YPG-PKK terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi. Türkiye'de bulunan bombalı saldırının ardından ülkelerine geçmek için izin bekleyen Suriyelilerle birlikte sınırda bulunan Hamdo, bu bir vahşettir dedi. بالنسبة لحادث تفجير الإرهاب الذي حصل امبارحة سيارة مفخخة وضعت داخل البلد داخل السوق الشعبي طبعا بنصب حواجز وضعف اختراق أمني نحن نعتبره اختراق أمني أدى إلى استشهاد أكثر من 20 شخص في مدينة تل أبيض لا يوجد شخص موجود هنا إلا وله ابن عم شو طلبهم واسين هي أنا شخصيا طبعا أهل البلد كلهم أهلنا يخصوني خاصة أبناء خالتي اثنين نعم. شباب طبيب عمره 30 سنة وشاب عمره 13 سنة الله. أخوة اثنين استشهدوا في الحادث Dolayısıyla dün meydana gelen patlamalar sonucu kendi aşiret mensup üyelerimizden 3 tanesi patlama sonucu vefat etti. Bunların içerisinde eczacı olan bir yakınımız, akrabamız var. Artı Cumhuriyet aşiretinden onlar da bizim akrabalarımız. Onlardan da bir aile komple 6 kişi orada vefat etti. Tel Abyad'daki bombalı saldırıda ölen ve yaralananların Türkiye'deki yakınları sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor. Türk devletinden izin bekleyen Suriyelilerden Halil Meşhurgü, Tel Abyad'da olanlar tamamen bir katliamdır. Bizim de orada yakınlarımız var ve vefat eden yakınlarımız var diye konuştu. Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ve yurdun dört bir tarafından gelen anneler bir yandan evlat nöbetlerine devam ederken diğer yandan da Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için kazak, atkı ve bere örüyor. Diyarbakır anneleri Mehmetçik'e asker selamı göndermeyi de ihmal etmedi. Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan yurdun dört bir tarafından gelen anneler bir yandan evlat nöbetlerine devam ederken öte yandan Barış Harekatı'ndaki Mehmetçik için kazak, atkı ve bere örüyor. Barış Pınarı'ndaki askerlerimize atkı örmeye öreceğiz ve örüyoruz da Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerimize Mehmetçiklerimize atkı örüyoruz. Biz Barış Pınarı'ndaki Mehmetçiğimize Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladık. Mehmetçiğimiz bizim için savaşıyor, üşümesin. Bizim de bir katkımız olsun içinde. Bir hafta içinde hazır olur, göndeririz inşallah. Anneler Mehmetçiğin kendileri için zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, soğuk havaların da kendisini göstermesiyle üşümesinler diye atkı, bere ve kazak ördüklerini dile getirdi. Katkı bir fayda olsun, Mehmetçiklerimiz üşümesin. Benim oğlum da bir Mehmetçikti. Vatani görevine gitmişti. Yolda PKK'lılar aldı. Biz 5 yıldır oğlumu bekliyoruz. Onun için Mehmetçiğin yeri zaten her zaman benim yanımda ayrıdır. Mehmetçik benim canımdır. Oğlum da Mehmetçikti. İnşallah olsaydı o da şimdi vatani görevini yapıp şimdi evinde olacaktı ama PKK'lılar kaçırdığı için
biz oğluma hasretiz. Evvel Rabbimin izniyle geldim. Sonra devletimizin ve askerimizin gücüyle geldim. Mehmetçiğimize Rabbim her yar ve yardımcısı olsun. Bütün evliyalar beraber aralarında olsun. Allah'ım onları hiç ütürmesin. Onlar var ise biz var. Onlar yok ise biz yok. Direnişleriyle tüm dünyanın gündemine oturan Diyarbakır anneleri Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn ilçesinde bir evde terör örgütü YPG ve PKK'ya ait mühimmat ele geçirdi. Suriye Milli Ordusu tarafından terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG-PKK'nın kontrolündeki bir sivil eve baskın düzenlendi. Suriye Milli Ordusu terör örgütünün silah deposu olarak kullandığı evde birçok mühimmat ele geçirdi. Evde oluşturulan gizli mühimmat deposunda el bombası ve mayın gibi patlayıcılar bulundu. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatıldı. Suriye'nin Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada ölenlerin ve yaralıların Türkiye'deki yakınları ülkelerine geçmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor. Ya Rabbi lakilek. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Barış Pınarı harekatıyla terör örgütü PKK-YPG'den kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralıların yakınları ülkelerine geçmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı için ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler devletin resmi kurumlarından izin verilmesini bekliyor. Ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler sınırda bekleyişlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Osmaniye merkezli 5 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 Kasım 2019 tarihinde Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar dahilinde gözaltına alınan bir örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yılda yaklaşık 1500-2000 yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve DEAŞ terör örgütünün zekat emiri olarak faaliyet gösterdiği, İki örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ve bu iki örgüt üyesinin örgütün kamplarında yetiştirilen yabancı teröristleri çatışma bölgelerine göndermelerini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları, diğer 4 örgüt üyesinin ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği açıklandı. Ayrıca yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi. Adana'da toplum destekli polis şube müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş edilerek ölenlerin önüne geçmek için bir düğüne katılıp halay çekip çifte telli oynadı. Silahla havaya ateş edilmemesi uyarısında bulundu. Adana'da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş ederek
ölümlerin önüne geçmek için bir düğüne giderek önce halay çekip çifte telle oynadı, ardından da silahla havaya ateş edilmemesi uyarısında bulundu. Buraya sizlere silah atma konusuyla ilgili bilgilendirme yapmaya geldik. Bu vesileyle sizlerle de tanışmış olduk. Bu güzel günlerde, bu eğlenceli günlerde silah atarak başka komşularımızın, başka vatandaşlarımızın onlara zarar verilmesini önlememiz gerekiyor. Burada herkesin duyarlı olması gerekiyor. Mutluluğa kurşun sıkmamak gerekiyor. Polisler vatandaşlarla birlikte halay çekip çifte telli oynadı. Her yıl maganda kurşunuyla yaralanmaların ve can kayıplarının yaşanmasının Türk milleti adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Kadir Çetinkaya, "Polisimizin yapmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Artık düğünlerimizde böyle şeyler yaşanmamalı. Buradan verdiğimiz mesaj umarım tüm Türkiye'ye örnek olur," dedi. Utanç verici bir şey. Türk milleti adına çok utanç verici bir şey. Bu mesaj inşallah tüm Türkiye'ye bir örnek olur. Bunun örnek olmasını diliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir düğünde, kanada, sünnette kurşun sıkılmamasının taraftarıyız. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 8 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle kentte çatılarda buz sarkıtları oluşurken, otobüs duraklarının camları ve dışarı asılan çamaşırlar buzla kaplandı. Sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da hissedilen ayaz dondurdu. Soğuk nedeniyle otobüs duraklarının camları buzlarla kaplandı. Dışarıdaysa ipe asılan çamaşırlar dondu. Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar donarak buz tuttu. Kış ayının sert ve soğuk geçeceğini belirten vatandaşlar, "İnşallah havalar böyle devam etmez," dedi. Evet, Erzurum'da dünya Ankara'nın ardından bugün soğuk hava etkisini gösteriyor. Araçlarımızın camlara buz tuttu. Sabah işe gitmek için onları temizledik. Hava Erzurum'da şu an çok soğuk. İnşallah böyle devam etmez. Sayın seyirciler, Kayseri'de geleneksel yöntemlerle yorucu ve zahmetli süren mangal kömürü üretimi çalışmalara devam ediyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleler sonrasında ormanlık alanlardan toplanan ömrünü tamamlamış meşe ağaçları geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açmış olduğu ihaleye giren ve Yahyalı ilçesindeki ormanlık alanda çalışmalara başlayan Ramazan Oruç, kömürün zorlu yolculuğunu anlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu meşeler dikili satış olaraktan ihaleye çıkıp biz de ihaleden bunu alıp mangal kömürüne çeviriyoruz yani. Ondan sonra kesip budayıp dağdan traktörlerimizle yani işçilerimizle kendimizle bunu düz bir alana getirip mangal kömürüne çeviriyoruz. Ondan sonra çuvallıyoruz, ambalajlıyoruz. Biz odunları kestikten sonra sahadan traktörlerle düz alana getirip ondan sonra bunu tek tek elle bunu çatıyoruz. Ondan sonra çattığımız zaman samanlıyoruz. Samanladıktan sonra toprak atıyoruz. Topraktan sonra 15 gün geceli gündüzlü biz bunun başındayız, bekliyoruz. Ondan sonra bunun bir aşama süreci var. Onu 4 gün 5 gün naylonda soğutup bunu çıkartıp çuvallara katıyoruz. Ondan sonra satış hale hazır geliyor yani. Hazır bulunmaktadır. Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Aziz Ök yaşamını yitirdi.
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sabah erken saatlerde Gölbaşı Adıyaman Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Öke çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Ök'ün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Polis ekipleri Ök'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Lig'in dibine demir atan Şanlıurfa Spor zar zor gidebildiği deplasmandan 5 gol yiyerek döndü. Ev sahibi Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü güçsüz rakibine acımadı. Karşılaşma ev sahibinin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mavi çık beyaza kadar mavi. Ligin dibine demir atan Şanlıurfa Spor zar zor gidebildiği deplasmandan 5 gol yiyerek döndü. Ev sahibi Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü güçsüz rakibine acımadı. Karşılaşma ev sahibinin 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile bugün saat 13'te Vakfı Kebir ilçe stadında karşılaştı. Ligin dibine demir atan Şanlıurfa Spor rakibi karşısında direnç gösteremedi. Trabzon temsilcisi Şanlıurfa Spor'a adeta gol olup yağdı. Hekimoğlu Trabzon Spor, Şanlıurfa'yı 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Şanlıurfa Spor ise -14 puan ve -30 averajla bir alt lige düşmek için adeta ligin bitmesini bekliyor. Türkiye Voleybol 1. Ligi B grubu 4. haftasında Şanlıurfa derbisinde Haliliye Belediyespor 3-1'lik skorla rakibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti. ...11 Nisan spor salonunda oynanan derbi mücadelesinde Akif Gürgen'in baş antrenörlüğünü yaptığı Haliliye Belediyespor mücadeleye üstünlük kurarak başlayan taraf oldu. ...25-16'lık setle 1-0 geriye düşen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 25-23'lük skorla durumu 1-1'e getirdi. Galibiyet hedefiyle başladığı mücadelede 25-23 ve 25-20'lik setlerle Haliliye Belediyespor 3-1'lik galibiyetle parkede 3 puanı alan taraf oldu. Aldığı bu galibiyette puanını 7'ye çıkaran Haliliye Belediyespor, ligde de 5. sıraya yükseldi. Haliliye Belediyespor 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 13'te Tokat ekibi Niksar Belediyespor'la karşılaşacak. Bu haberle de hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz sayın seyirciler. Görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.